Geçen kongrede yine size röportaj yapmıştım. Yönetimde yok. Evet, şimdi evet. Tekrar yönetimdesiniz. Hayırlı uğurlu olsun diye. Teşekkür ederim. Yönetim olduğu gözüküyor. Evet. Listede. Şimdi şöyle, tabii ki inan ben buradaki olan sıkıntıları, tatsızlıkları hiç konuşmak, dile getirmek istemiyorum. Şunu çok iyi biliyorum. Şu an bu yaptığımız olağanüstü genel kurul Ankaragücü'nün geleceği için çok önemliydi nihayete erdirilmesi. İnşallah bir şekilde de bunu nihayete erdirdik. Bu noktada Ankara'da yaşıyoruz. Ankara'yı seviyoruz. Ankaragücü'nü de çok seviyoruz. Ankaragücü'nün başarısız ve güçsüz, zayıf olması bizi de mutsuz ediyor. Bunu herkesi de mutsuz ettiğini ben çok yakından biliyorum. Bu noktada tekrar söylediğim gibi bugünkü tatsızlıkları, sıkıntıları çok konuşmaya gerek yok. İnşallah bundan sonrası için az laf çok iş. Başka da söyleyecek bir şey yok. Ya öyle böyle 7 sene içerisinde Mehmet Başkan döneminde başarıdan bahsettiğimiz kadar olaylardan da çok bahsettik. Stat olayları, kongre olayları, gerilimler. Ankaragücü'nde artık bir tansiyon düşecek diyebilir miyiz? Çünkü benim bunu demeye ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Ya ben bugünkü listeyle bir uzlaşma ikliminin sağlandığını düşünüyorum. Burada şunu da ifade etmek lazım. Her ne kadar öyle söylense de bu uzlaşma ikliminin sağlanmasında hem Mehmet Yiğner'in hem şu anki işte mevcut yönetim kurulundaki arkadaşlarımızın hem diğer faktörlerin hem de büyüklerimizin o kadar çok emeği var ki bu kadar emeğin sonunda herkesin katkı koyduğu bir girişimin sonunda Ankaragücü için güzel bir sayfa açıldığını düşünüyorum. Tabii ki bu demek değil ki 3 gün içinde 5 gün içinde çok kısa bir sürede her şey değişecek, her şey güzelleşecek. Ama iyiye, doğruya, güzele gideceğiz. İnşallah hayallerimiz var. Hepimizin hayalleri var. İnşallah diyorum bundan sonrası için bunların gerçekleşebileceğini seziyorum diyeyim. Teşekkür ederim. Sağ olun.